Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi beslenme biçimleri kalp sağlığımızı korur? Hangileri kalp rahatsızlıklarına yol açabilir? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ufuk Er Yılmaz bu sorulara yanıt verdi. Biz kalp doktorlarının en sevdiği diyetler Akdeniz diyeti. Bir de bu DEŞ diyeti denen, daha çok hipertansiyon hastalarında önerilen sodyum kısıtlamasıyla ilişkili bir diyet var. Akdeniz diyeti işte daha çok sebze, bitki ağırlıklı, omega içeriklerinin özendirildiği, zeytinyağının daha ön plana çıkarıldığı diyeti oluşturuluyor. DEŞ diyeti dediğimiz şey yine benzer bir zemin üzerinde sodyum alımını günlük 2400 miligramın altına çektiğiniz, yani mümkün olduğunca az tuzlu yemeklerle gündelik ihtiyacınızı karşıladığınız yemek grubunu oluşturuyor, diyet grubunu oluşturuyor. Akdeniz diyeti, DEŞ diyeti kalp sağlığı için faydalı diyetler diye kabul ediliyor. Bu diyet genel anlamda biz kalp doktorlarının onayladığı ve kalbe faydalı bulduğu bir diyet. Ancak son yıllarda oldukça popüler hale gelen ketojenik diyet konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Profesör Doktor Er Yılmaz bu diyetin kalp sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardı. Son yıllarda özellikle 2023 yılında bir çalışmada standart gruba göre kalp damar hastalıklarında iki kata yakın bir artış, olumsuz anlamda bir artıştan bahsediliyor bu ketojenik diyet yapanlarda. Ben kendi adıma doğrusu genel anlamda tabii ne amaçla bu diyeti yaptığınız da önemli. Kimileri yaşlanmayı geciktirdiği için ketojenik diyeti öneriyor. Kimileri beyin hastalıklarına iyi geldiği, demansa iyi geldiği varsayılarak öneriyor. Kalp açısından baktığınız zaman genel anlamda biz yağlı yiyecekleri çok önermiyoruz. Mümkün olduğunca yağlı ve tuzlu yemeklerden uzak durun diyoruz mesela. Bu genel geçer bir kabul bizim kalp doktorları camiasında. Er Yılmaz, aralıklı oruçla ilgili olarak da herhangi bir kalp sağlığı sorununa yol açmadığını belirtti. Aralıklı oruç yapılarak yapılan diyetle ilgili ben çocukluğumdan beri uyguladığım için, hani kişisel bir zararını da görmediğim için bana daha sempatik geliyor. Buradaki temel mantık işte 3 öğün değil de 2 öğün şeklinde 16 saat bir açlıktan sonra yemeklerin 8 saat bir zaman aralığında alınması esasına dayanıyor. Aralıklı diyetin genel anlamda kalp sağlığına olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Aralıklı oruçta da tabii şeye dikkat etmek lazım. Bir kere geç saatte yemek yemek, akşamları ağır yemek yemek burada da handikap. O yüzden bu tür aralıklı oruç yapan hastalarımızda da akşam yemeklerinin çok ağır olmaması ve akşam 18-19'dan sonra da mümkün olduğunca bir şey tüketilmemesi diyetin esasını oluşturuyor. Yediğinizi yarıya düşün, hareketinizi iki katına çıkın. Bakın çok basit bir formül. Eğer yediğiniz doğalsa ve yediğinizi tüketiyorsanız, yani aldığınızı harcıyorsanız, istediğiniz şeyi istediğiniz oranda tüketebilirsiniz. Hani bu anlamda bir kısıtlama yok. Ve bunun yolu çok basit. İşte söylüyorum. Aldığınızı, tükettiğinizi yarıya düşün, hareketinizi iki katına çıkın. Çok basit bir formül ama uygulaması o derece basit olmuyor.